Şimdi bize bu araba hiçbir şey olmadığını, tertemiz olduğunu, bunu silmişler, sonra ona göre para gramı almışlar. Eksper bize bunu söylemedi. Doktor açalım arabanın. Kilometre bize 169 demişti. Şu anda 480 görünüyor. Rapor okumak da. Ekspertize güveniyoruz. Ekspertize gidiyoruz. Onlar bize yanlış yaparsa da insanların canı yanmasın diye onlar da çalışmasın. Böyle müessesele ülkede hukuk adalet varsa bu tarz olduğunu, emniyet kemerlerine direnç takıldı. Bariz belli zaten. Buradan çekerse de görürsün. Bakın görüyor musunuz? Emniyet kemerlerine direnç atılmış. Buradan patlak zaten. Aracın hava yastıkları patlak. Siz bu yerden telefon almışsınız. Beni rahatsız ediyorsunuz. Seni şikayet edeceğim. Yani. Gösterge panelindeki kilometresini 169 binde diye satılmış. Ama aracın parametre verilerinden baktığımızda aracın gerçek kilometresinin 470 bin olduğunu görüyoruz. Motor bir şey yanıyor. Bunu bize söylemedi. Arabanın airbag'i patlamış. Şaseleri patlak. Bunlar bize söylemedi. O zaman da bize arabanın mükemmel olduğunu, sağlam olduğunu, her şey tam olduğunu, hatta bu viteste 3'e geçmediğini bize söylemedi. Vites 3'e git. Sen diyor, bizde arabayı yaptırırken bizim fiyatlara göre karar vereceğiz. Bizi aldattı, eksperin bizi aldattığını, karşı tarafla organize iş yaptıklarına inanıyoruz. Bu aracı Şubat ayında gittik. Şubat'ın 3'ünde karşıda Ataşehir'de almaya karar verdik ve ekspere götürdük. Eksperci bize arabayla ilgili sıkıntı olmadığını, temiz olduğunu, kilometresi 169 olduğunu, biz kilometreye baktırdığımızda 480 küsürlerde çıkıyor. Airbag'in patladığı ve şaselerde patlak işlem olduğunu görüyoruz. Bütün bunları bize söylemedi. Aracın tertemiz ve düzgün olduğunu, satan kişiyle organize iş yaptıklarına inanıyorum. Satan kişiyle organize zaten çalıştıklarını birbirine gizli konuşuyorlardı. Ve bize aracın temiz olduğunu, düzgün olduğunu beyan etti. Biz ekspere güvenerekten bu aracı aldık. Ama biz ona güven, bize bu aracın böyle sorunları olduğunu söyleseydi biz almazdık. Bu araç muayene istasyonunda çalışan bir kardeşimiz var. Ona sorduğumuzda orada baktırdık. Kilometrenin orijinal olmadığını bize söyledi. Biz bunu daha da detaylı bir şekilde inceledik, araştırdık. Sonra buradaki ekspere de getirdik. Eksper bize çok farklı bir şeyler anlattı. Bize anlatılan daha farklı şeylerdi. Söyledikleri hiçbiri doğru çıkmadı. %80'i yanlış çıktı. Eksper'i aradım bugün. Bizzat kendisiyle dedim, siz bize yalan dolan beyan ettiniz, söylediniz. Bana dedi ki, devlet bana bir şey yapamaz. Sen git babana şikayet et. Aracı aldığımız kişiyle görüştüm bugün. Yarım saat önce görüştüm. Kayıtları var bende. Ben de öyle bir araç satmadım. Ben Konya'da yaşıyorum. Dedim, bu telefonu kimden aldık? Diyor, bilmiyorum diyor. Siz beni rahatsız ediyorsunuz. Ben araç satmadım. Benim hiç aracım olmadı diyor. Airbag'i patlak. Şaselerinde oynama var. Artı motoru bitik. Pert bir araba. Hatta direksiyonu, vitesi 3'e bile atmıyor. Yani motor işin arızalı yanıyor. Biz arabadan anlamadığımız için ekspere gittik. O bize bunu söylemedi. Biz geldiğimizde motor işi yanıyor. Şimdi aracı biz aldığımızda bunlar kendi ekspertizine götürmüşler bizi. Biz bunu sonradan fark ettik. Getirdiğimiz eksper, yani şu an bulunduğumuz eksperle hiçbir alakası yok. Yani oradaki yazan bütün kağıttaki bilgilerle buradaki her şey farklı. Bunun kilometresi oynanmış olayını biz sonradan fark ettik. Ve biz bunu motor ışığı yanıyor diye getirdiğimiz zaman biz bu kilometreyi ondan sonra anladık. Daha doğrusu öyle diyelim size. Bir de şanzımanın da ne bileyim, yani arabanın birçok aksesuarında sanki oynamalar var. Hodyesinde, şaselerinde hep sürekli işlemler var. Direksiyon airbag'ine kadar her şeyinde işlem var. Biz bu adamlardan şikayetçiyiz zaten. Biz bunları arıyoruz. Cevap vermiyorlar. Bazıları mesajlarımıza karşılık bile vermek istemiyorlar. Biz bunlarla görüştüğümüz zaman bize bir ay mühlet diye bir sürede tanıdılar normalde.
Biz bir ay içerisinde alacağız arabanızı dediler. Şimdi arıyoruz, yani her gün arıyoruz da bugün de böyle bir araba biz satmadık. Numaramızı kimden aldınız, bizi rahatsız etmeyin gibi kelimeler kullanıyorlar. Biz bu, yani şikayetimiz bu yönden yana. 106 bin liraya arabayı sattılar bize. Zaten satış kağıtları da elimizde. 106 bin liraya sattık. Mesaj olarak şu an mesajım da duruyor cebimde. 80 bin liraya geri alırız diye, yani resmen ortada bir dolandırıcılık olduğu belli ediyor yani kendini. Arkadaşları zaten bir ekspertiz firmasına kendi tanıdıkları yerlere götürmüşler. Aslında senin tanıdığın, benim tanıdığım yer diye yoktur. Bir insan vicdanıyla iş yapar. Arkadaşlara motorunun %80 oranında iyi olduğunu söylemişler. Halbuki kesinlikle böyle bir şey yok. Bu aracın motoru zaten bitik. Dinamometre raporu, motor ömrü değildir. Bunları zaten söylüyoruz ama bu arkadaşları bu şekilde kandırmışlar. Şimdi açıp oradan göstermeyeceğim. Hilenin her şeyini evrağın altına yazmış ama anlatırken beyefendileri sizin aracınız çok sağlıklı, motoru iyi, kaportasında da işte birkaç yerinde boyalar var gibisinden yazmış, bu şekilde anlatmış. Haliyle insanlar da evet o heyecanla iyi bir araba alıyorum diye koşa koşa notere gitmişler.